Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi ilk bölümde ne yapmıştık bir hatırlayalım. Bisikletimizi parçalayıp parçalarına ayırmıştık. Restorasyon öncesi temizlenecek, tamirat yapılması gereken parçaları kolaylaştırmak için komple bisikletimizi demonte etmiştik. Bu bölümde ne yapacağız? Aslında bu bölümde birçok parçasının restorasyon, temizlenmesi, boyanması, bütün işlemleri bitti. Bunları ben dönem dönem böyle parça parça aralarda videolar çektim yaparken bu işlemleri. Bunların videolarını bu bölümün sonunda izleyeceksiniz. Ben şimdi size kısaca neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle nereden başlayalım? Gövdeden. Gövdesi özel bir boyayla boyandı. Önce kumlamaya gitti arkadaşlar. Kumlamada eski boyası tamamen söküldü. Üzerine sulu krom denilen bir kaplama, bir boya gibi bir şeyle tekrardan bu elma şekeri gibi güzel bir renge dönüştü. Onun haricinde jantlar, jant tellerine kadar temizlendi. Aynı şekilde jant çemberleri tekrar kromaja girdi. Göbeklerin bakımı yapıldı. Üzerine beyaz yanaklı lastik yoktu. Beyaz yanak bir lastik aldım. Lastik beyaz yanak değildi. Yanakları kendim boyadım. Maalesef 16 inçte böyle bir lastik bulamadım. Aynı şekilde burada arka vites içten iç dişli vitesti bu. Göbekten vitesti. Bunu tek tek söktüm, temizledim, bakımını yaptım, tekrardan topladım. Aynı şekilde üzerindeki komponentler, bunlar yine profesyonel olarak krom kaplandı. Bu kısımlarını görmeyeceksiniz, profesyonel kısımlarını. Bunları çünkü verdim, aldım, kendi yerim olmadığı için video çekemedim. Onun haricinde diğer metal aksamları, işte frenleri gördüğünüz gibi temizlendi, fırçalandı, parlatıldı, üzerinden paslar alındı. Bu kısımlarını ben yaptım, bunların bir kısmını göreceksiniz. Aynı şekilde Instagram'da paylaşmıştım, zincir tekrardan korozyona uğramaması için ben bunu böyle bir torbanın içine koydum. Üzerindeki pas tamamen temizlendi, parlatıldı ve tekrar yağlandı. Aynı şekilde arkadaşlar işte purç takımı olsun. Ondan sonra göbek takımı olsun. Eski tip olduğu için genelde bu tip kafes bilyalar var. Hepsi eski haline getirildi. Ha bu arada eksik parçalarımız vardı. Nelerdi bunlar? Vites kolu yoktu. Dahon Classic 3'lerin üstünde araştırdım. Sturmey Archer'ın 3 vitesli veya Zax'ın hemen hemen aynı firma bunlar zaten. 3 vitesli bir kol ihtiyacım vardı. Bunu yeni bir kol almadım. Orijinaline hemen hemen orijinalinin birebir aynısı. Hollanda'da buldum. Hollanda'dan satın aldım. Elcikler satın aldım. Sele'ye daha karar vermedim. Sele'yi belki ya Brooks kullanacağım ya başka bir şey kullanacağım. Bir de şöyle biraz daha retro görünümlü bir zil aldım. Şimdi bu videoda ne yapıyoruz? Ben videoyu burada bitiriyorum. Sizi restorasyon aşamalarıyla, çektiğim kısımlarıyla baş başa bırakıyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Hepsinin restorasyonunu çekme gibi bir imkanım yoktu. O yüzden kısa kısa sonra bana söylenmeyin. Abi yarısını çok az göstermişsin falan diye. Bir de bu benim ilk restorasyon video serim olduğu için bu konuda daha acemilik çekiyorum. Bir sonraki restorasyonda, bir sonraki videoda değil daha çünkü bunun işi bitmedi. Toplama videosu, inceleme videosu gelecek. Bu bisikletten sonra bir de çocukluğumuzun benim gibi 80-79 kuşağının efsane bisikleti Pinokyo restorasyonu yapacağız. Onu da becerebilirsem, kumlamasını da kendim yapacağım, boyasını da kendim yapacağım. Dışarıya hiçbir şey gitmediğim için onu da çok daha profesyonel şekilde, çok daha ayrıntılı şekilde video çekerek size anlatacağım. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. İzleyin bakalım neler yapmışım.